Evet, Motomon eden herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi 250cc Daytona şöyle bir genel bakış yapacağız. Bakımlarını yaptık. Turanus'u da son dokunuşları yapıyor şimdi. Kolay gelsin Turanus tam ya. Çakal. Turanus'ta İstanbul'u iyi gezdik ha. Fazla gezdik. Vallahi billahi bunaldık arkadaşlar. Bir İstanbul'a gittik, böyle dolaştık geldik. Evet, şimdi motorun sahibi de yanımızda. Abi, eksisi ne sence? Şimdi sen bu motoru kullanıyorsun. Ya eksisi olarak genel bir şanzıman sıkıntısı varmış. Şanzıman sıkıntısı var. Onu biz de fark ettik değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Sabah motorun yağını boşalttık. Ondan sonra biliyorsunuz süzgeç var bunlarda. Süzgecin içinden şöyle bir parça çıktı. Bu şanzıman, o ara dişlerinden bir tanesi kırık. İşte bu motorun en büyük sorunu, ki ben de daha önce almıştım biliyorsun, şanzıman. Bloklar gerçekten çok sağlam aslında, değil mi Turan Usta? Bloklarda hani silindirde, pistonda sorun yaşamazsınız. Bir şanzıman sıkıntısı var işte. O da biliyorsunuz bu dişlilerin gerekli ısıl işlemden geçirilmeden yumuşak takıldığı için bu şekilde oluyor. Ve bu motorda biraz aday yani şanzımanla alakalı bir sorun. Hani inşallah çıkmaz diyeyim ama yani kopan parça var görüyorsunuz. İçerisinde bir iki tane daha parça çıktı. O çıkacak. Başka şikayetçi olduğu nokta ne abi senin? Başka bir şehir için motoru değil biraz. Dönüşlerde falan bir sıkıntı var. Dönüşlerde dengesinden şikayetçisin. Yani kamyon gibi dönmek gerekiyor. Kamyon gibi dönmek gerekiyor diyorsun. E tabi şimdi bunlar zaten yapı itibariyle hani diğer motorlu Naked'lar gibi tabi pratik olamaz ama. Onun haricinde motorun şeyi güzel aslında ya. Hani malzeme kalitesi gerçekten o kadar kötü değil aslında. Ya hani çok motora eksilerini söylüyorlar ama ben öyle bir sıkıntı yaşamadım. Evet, yani mesela frenler falan bak gayet güzel. Önde işte çift disk fren koymuşlar. Zaten Johnny Peck tasarlamıştı bunu. Orange Country'da. Dizayn harika. Gerçekten. Ki sen şeyleri de yapıştırmışsın. Harley Davidson olmuş yani. Vallahi Harley Davidson gibi görünmüyor. Bilmeyen adam. Harley Davidson der. Bunlar da benim dikkat ettiğim nokta. Şimdi şu zincir mesafesi çok uzun olduğu için zincir çarpabiliyor. Çok, evet, çok aşırı uzun çünkü. Neredeyse 1 metre uzunluğu var. Değil mi Turan Usta? Zincir çok uzun. Gene buralarda falan kullanılan malzemeler falan çok kötü değil arkadaşlar. Yani motor aksesuar içinde çok uygun, elverişli bir yapıya sahip. Arkada da yine disk fren kullanmışlar. Frenlerden memnunsun ama değil mi? Güzel. Frenler güzel. Lastiklerinde sıkıntı var. Lastikler kötü diyorsun. Bu orijinal lastikleri mi hala ya? Evet. Hala üzerinde orijinal lastikleri var. 2006 model. Evet. 2006 model orijinal lastik. Lastikleri değiştirsen iyi olur aslında. Şöyle bir anlas falan taksan. Ama satmayı mı düşünüyorsun? Satmayı planlıyor musun? Allah herhalde öyle bir şeyler olacak. Öyle bir şey olacak diyorsun. İşte blok, dediğim gibi bakın silindirde, pistonda falan bir sorun yaşamazsınız. Su soğutmanı görüyorsunuz arkadaşlar. Ha, bir şeyden daha bahsedeyim. Şu yan ayaklar çok çabuk kırılıyor. Yani gördüğüm neredeyse bütün regallerin şu ayakları kırıktı. Bir şekilde kaynak yapılmış. Bunda da öyle bir şey yapar ama bakın şuradan kaynaklamışlar. Çünkü çok hassas bir malzemeden yapılmış. En ufak bir dokunmada kırılıyor. Ya bir de motor şey olduğu için koruma derimi uygun falan yok. Evet. Sağa sola girerken çarpma, çarpma oluyor. Aynen. Deposu falan çok gösterişli. Sen ne diyorsun Turan Usta'm? Sinyalleri falan da değiştirdik biz bunun. Ben bunun tipini beğeniyorum hocam. Tipi ya. Çok o güzel gerçekten. Çok güzel. Baksana abi. Bana tam olur hocam. Ama ben şanzımanı kırarım. Valla sen şanzımanı var ya, iki günde kırarsın yani. Z gibi kullanırsan. Bir de 735'i de aldı. Onu da oraya kullanırsan bu motor sana gelmez abi. Amortisörler falan güzel alette. Dediğim gibi bak önde çift fren var. Ön tekerlek bayağı büyük bunlarda. Aslında bu büyük olması kontrol için iyi aslında. Yani küçük olsa, değil mi Turan'sa? Kontrol için bayağı aslında konforlu bir sürüş sağlaması lazım ama tabii lastikler falan. Karbüratörlü biliyorsunuz arkadaşlar bunlar. Şey, karbüratör ayarı yapacaksın sık sık. Jig'de falan işte çekmeden çok zor çalışır. Onun haricinde bakın malzeme falan güzel yani. Yani şu motorda adam gibi bir şanzıman yapsalardı ve Regal de ısrarla düzeltmedi yani. Yani insanlar söyledi, kaç kez söyledi. Yani bunu bir azıcık şey yapsaydım bu motorun piyasadaki yeri daha farklı olur diye düşünüyorum ben. Baksana abi şu gösterişe bak ya. Gerçekten Harley Davidson gibi duruyor alet.
Egzozlar filan da bak hemen orijinal egzoz yani öyle çok kararma marama filan olmamış. Genelde yanmalar filan olur bu karbüratörlerden. Renkli böyle morlu şeyler olur. Bunda olmamış. Senin motorun yalnız temizmiş ha. Valla güzelmiş. Farlardan filan memnun musun? Farlar çok iyi aydınlatmıyor ama şey... Fena değil diyorsun. İdare ediyorsun. Çok sıkıntı çıkarmıyor. Hı hı. Aynalar filan güzel. Güzelmiş ya. Bu motorun kilometrede de çok fazla yok ya. Değil mi? Kaç kilometre motor? 9000 oldu. 9000'di. Sen çok da kullanmıyorsun gördüğüm kadarıyla. Değil mi? Keyif için biniyorsun yani sen de. Daha 9000'di. Ne kadara satmayı düşünüyorsun fiyat olarak? Hiçbir şey daha düşünmüyorum diyorsun. Valla millet istiyor işte 13-15 herkes bir şeyler istiyor. Artık bu motor gelmediği için ya da alacak gücümüz kalmadığı için artık bazen radyatörde sorunlar yaşayabilirsiniz. Çünkü daha önce müşterimiz geldi bu hortumlar falan işte şey oluyor. Bazen şu fan müşürü falan bozuluyor devreye girmiyor. Onlara dikkat edeceksiniz bunda bu motorla. Onun haricinde yapısı falan çok basit yani. Hani kendini bilen her tamirci bunun bakımını yapabilir diye düşünüyorum ben. Arkada sırt dayama yapmışlar işte bir tane böyle. Sisi var. Güzel ya jantlar falan da güzel. Aslında piyasadaki birçok motordan güzel. Güzel ya şanzıman sıkıntı olmasa bilinir yani. Sıkıntı olmasa harbiden bilinir yani. Ya da dediğin gibi ben daha önce yapmıştım ya bir ısıl işlem falan yaptıracaksın. Sıfır bir şanzıman alıp. Turanus'a da komşunun yeğeninin ben bisikleti varmış. Bisikletini onu tamir ediyoruz. Rica etse ne yapalım biz de. Güzel ya yani motor fena değil. Dediğim gibi bir şanzıman sorunu hallolsa 10 numara şey olur. Aslında buna ne yapacağım biliyorsun şunu kasasını kullanacaksın. O bizim Çin malları VTB motorlar var ya Turanus'tan. Onlardan oturtamaz mıyız üzerine? Oturturuz değil mi her türlü? Bir tane VTB motor oturtacaksın abi bunun üzerine. Tadından yenmez ya motor. Aynen. O zaman yapılır yani. Ya da R25 motoru takacaksın. R25 motoru takacaksın. Halet uçacak. Vallahi. Yani amortisörler falan baksana bayağı bir şey heybetli ya. Güzel. Evet. Regal genel bakışımız da bu kadardı. Yedek parça sorunu var. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Yedek parçaları da eskisi gibi değil pahalı. Yani ilk çıktığında bayağı hesaplıydı ama şimdi bayağı pahalı satıyorlar. Ve de zor bulunuyor. Parça konusunda biraz sıkıntı var. Onu şimdiden söyleyeyim. Evet teşekkür ederim. Hadi görüşmek üzere.